oluyor Amir Bey? Burada doğum günü adı altında uyuşturucu partisi yapıldığı ihbarını aldım. İçeri çok sayıda hap sokulmuş. Aldığımız ihbar doğru çıktı. Bırakın beni. Komiser, benim kim olduğumu biliyor musun? Seni açığa aldıracağım. Yürü, hadi, hadi. Beni nereye götürüyorsunuz? Hayır, durun. O benim karım. Manyak şey. Emniyet adına teşekkür ederim Alya Hanım. Bize çok yardımcı oldunuz. Merak ediyorum, bunun bir uyuşturucu partisi olduğunu nasıl anladınız? Benim de bir bilgim yoktu. Sadece kim bir partiye 2 milyon rupi harcar bilmek istedim. Bu yüzden biraz araştırdıktan sonra Sunny Mehta'nın uyuşturucu partileriyle meşhur biri olduğunu öğrendim. Bunu 3 ay önce de yapmış. Bir başka kulüpte ve yine doğum günü adı altında. 3 ay sonra yine doğum günü yapması bu düşüncemi haklı çıkardı. Burada gördüğüm birkaç şeyde şüphelerimi tamamen doğruladı ve size haber verdi. Size ve ekibinize teşekkür ederiz. Minnettarız efendim. Emniyet olarak biz teşekkür ederiz. Raporumda bunu dile getireceğim. Otel yönetimi olarak bize çok yardımcı oldunuz. Burası çok önemli bir tesis Alya Hanım. Eminim ki Osman Bey burada olsaydı o da aynı şeyi yapardı. Teşekkür ederim. Siz benimle gelin. Bazı formaliteleri halletmemiz gerekiyor. Sanırım emniyette bir temasın var. Eminim numarası hızlı aramalarda kayıtlıdır. Babam cahil dostun olacağını akıllı bir düşmanın olsun derdi. Sen gerçekten çok zekisin. Ben düşmanın değilim senin. Bunu yapmak zorundaydım. Çünkü dayımın her şeyini verdiği Barkat Oteller grubunun adı bundan büyük zarar görebilirdi. Ben de buna izin veremezdim. Bunu yapmak için sana karşı gelmek zorunda kalsam bile. Komiser Bey. Tamam. Teşekkür ederim.
खुद उसको ढूंढ के पहचानेंगे हम एक पल में। गेलमेसिनी ben istedim. Nasılsın hala? Ben iyiyim. Selamun aleyküm yenge. Aleyküm selam. Gel. Fuat. Müsaade eder misin hayatım? Otur lütfen. Ama yenge ben... Alia, lütfen. Sonunda bu koltuk senin. Hı? Nefise, Şaziye. Çiçekler senin. Al. Teşekkür ederim yenge. Anne ne oluyor burada? Otur, açıklayacağım. Alia, şaşkın olduğunu biliyorum hayatım. Hepiniz şaşkınsınız. Merak etmeyin, şimdi açıklayacağım. Bugün emniyet müdürü beni aradı. Bizzat kendisi. Barkat Royal oteller zinciri olarak uyuşturucu partisine karşı aldığımız cesur tavırdan dolayı beni tebrik etti. O ana kadar benim bundan haberim bile yoktu. Ama sonra anladım ki bunu yapan, bu cesur tavrı sergileyen yeni ortağımızmış. Gelinim, gelinim. Alia Zeyn Abdullah. Alia'nın yaptığı şey Osman Bey'in otelinin adını kurtarmış oldu. Lekelenmesini önledi. Eminim herkes benimle aynı fikirdedir. Alia, Osman Bey'in bize bıraktığı bu mirası başarıyla taşıyabilecek. O nedenle bunu ufak bir partiyle kutlayıp ona teşekkür etmek istedim. Zeyn, duyduğum kadarıyla dün biraz Alia'ya kötü davranmışsın. Bu doğru mu oğlum? Bence ondan özür dilemelisin. Yenge buna... Dün söylediklerim için senden özür dilerim. Senden özür dilerim. Senden özür dilerim. Dayı, neden bilmiyorum. Ama bu mutlu anlar yine hayatımıza hakim olabilir gibi bir his var içimde. Belki de senin öngördüğün şey buydu. Burada olmamı bunun için istedin. Güzel. Her şey hazır. Kutlamaya başlayalım. Alia Zeyn Abdullah için alkış alayım lütfen. Pastayı kes Alia. Aa, durun. Bir saniye. Bu tamamen aklımdan çıkmış. Fahat, dışarıda bekleyen özel bir misafirimiz var. Onu içeri al lütfen. Zeyn, bugün babanın vefatının üzerinden tam bir ay geçti.
Anne sen İmam Efendi'yi çağırmışsın. Selamun aleyküm İmam Efendi. Zeyn, Aliye'ye minnetini ifade etmeyecek misin? Bu sana ikinci boşanma ilanı. Bugün itibariyle ikinci kez boşamış oldum. Bir ay sonra üçüncü defa boşarsan, ikiniz de kendi yollarınıza gidebilirsiniz. Bu İslam hukukuna göre boşamayı resmileştirir ve iki taraf da bunu kabullenmekle yükümlüdür. Yeni beğendin mi Aliye? Aa, daha pastayı kesmemişsin bile. Hadi. Biraz ağzın patlasın. Kutlama yapıyoruz burada. Bakma Reham, seni de getirmek zorundaydım. Seçeneğim yoktu çünkü avukatı olarak sen de burada olmak zorundaydın. Oh,
ko behlaye behkaye koi khwahish kham ha pal ko pe aaye sapno ki kyun barish kham ha kabhi jo tha mera dil hua gairon mein shaamil Ben projede neden yer alamıyorum? Ne demek istiyorsun? Biliyorsun, Materen projesi dayımın en çok önem verdiklerinden biriydi. Bu projenin adı Gönül olsun istiyordu ve ben de bu projede yer alacağım. Öyle mi? Nasıl oldu da babam bu konuyu benimle hiç konuşmadı? Sinirlenmene gerek yok. Belki raporu doğru okumamışsın. Yapma. Bunu yapma, tamam mı? Ne yapmayayım? Bana işimi nasıl yapacağımı öğretmeye kalkma sakın. Sana bu projede yer veremem dedim ve bu son sözümdür. Bunu yapmaya hakkın olmadığını biliyorsun. Neden beni aynı şeyi hatırlatmak zorunda bırakıyorsun?